Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılımıyla karşınızdayım. TCL'in Plex isimli cep telefonunu şimdi sizlerle birlikte kutudan çıkartacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir basın lansmanı yapıldı ve Türkiye'deki faaliyetlerine başladı bir diğer Çin merkezli cep telefonu markası TCL Plex. Bize kutu sıfır kutu gönderildiği için, ki her zaman olduğu gibi sıfır kutulu ürünlerde böyle bir açılım yapıyoruz biliyorsunuz. Şu an kutuyu açtım. Şöyle poşetimizi bir kenara kaldıralım. TCL'i bilmeyenler için belki söylemekte fayda var. Biz MWC fuarında, Barcelona'da düzenlenen Şubat ayında, her Şubat ayında düzenlenen fuarda bu markanın bir videosunu yayınlamıştık. Böyle katlanabilir konseptli telefonları vardı o videoda. O videoyu da yine yukarıda şimdi kutulardan size koyacağım. Merak edenler onlara da bakabilir. Çin merkezli aslında bir televizyon üreticisi olan bir marka. Yani ekran konusunda uzmanlığı var. Şimdi Türkiye pazarında da telefonlarıyla yer alacak. Çıkaralım bakalım. Kutuda da açtık bir şeylerini ama pek kolay da çıkmıyor bu arada kutumuz. Şöyle bir çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle bakalım. Kutuyu şöyle bir kenara koyalım. İçini de açık bir şekilde. Şöyle bir kağıt çıktı. Nedir bu? Bilkom güvencesiyle diyor. Yani Bilkom tarafından dağıtımının yapıldığını anlıyoruz buradan. Burada ne yazıyor? Every TCL mobile device is designed with greatness in mind. İşte şöyle yapılır, öyle üretilir falan filan. İşte en güzel anlarınızı en büyük şekilde ve kapasitede size sunmak için falan filan cartçurt bir şeyler söylemişler. Böyle İngilizce. Güzel bir metin var burada. Merak eden şu anda ekranı tutuyorum. Okuyarak görebilir. Başka bir şey de yazmıyor. Telefon burada. Şöyle kutudan bir çıkaralım. Şu jelatinini sökelim önce. Her zaman yaptığımız gibi. Şöyle bir telefonumuz var. Önce bir arka yüzünden başlayalım. Öncelikle değişik bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. 3 kamerayı yan yana koymuşlar. Biliyorsunuz bugünümüzde artık böyle dikey kamera dizilimi daha popüler. Ama TCL burada böyle yan yana koymayı tercih etmiş. Vallahi enteresan olmuş. Hemen alt kısımda da bu kameraların bir sağında bir solunda LED lambalar yer alıyor. O da ilginç olmuş. Hemen alt kısımda da böyle dikdörtgen şey, daha doğrusu kare şeklinde bir parmak izi okuyucumuz var. Bu beyaz renkli bize gönderilmiş sürümü. Böyle hafif de bir renk parlaması var. Bilmiyorum ekranda şu an ne kadar fark ediliyor. Arka yüzünü açmışken hemen kameradan da biraz bahsetmek istiyorum. 48, 16 ve 2 megapiksel olmak üzere üçlü bir kamera dizilimi bizleri karşılıyor. Parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştik. Ön tarafı çevirelim ve bir taraftan da cihazı açalım bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı. Bu arada delikli bir kameramız var ön yüzde. Hemen şöyle görünüyor muhtemelen ama biraz daha şöyle göstereyim parmağımla. Şurada delikli bir kamera ekran tasarımımız var. Böyle delikli kamerada sol köşeye yerleştirilmiş TCL Plex telefonda şu an açılıyor. 6.53 inçlik Full HD Plus 1080x2340 piksel IPS LCD bir ekranımız var. Snapdragon 675 işlemci kullanıyor bu telefon. Adreno 612 GPU'su, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve microSD belli kartı yuvamız da var. 256 GB'a kadar destekliyor bu yuva. Android 9 işletim sistemi, az önce bahsettiğim gibi 48, 16, 2 megapiksellik ana kamera ki bu 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Ön kameramız ise 24 megapiksellik bir ön kameramız bulunuyor. Bu da 1080p yani Full HD formatında 30 FPS video kayıt edebiliyor. Wi-Fi 802.11abgnac, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0 önemli. 3830 mAh pil ve 18 Watt kablolu şarjında cihazın özellikleri arasında yer aldığını belirteyim. Bu arada ürünün fiyatı 3499 TL yani 3500 TL'lik bir fiyatımız var. Şuradan kurulumu yapalım. Kurulum olurken de biz diğer kutu içeriklerine bir göz atalım. Şuradan Türkçe'yi seçtik. Türkiye'yi seçtik. Başlat diyoruz. Mobil ağlara bağlanmayalım şimdilik. Gerekli ayarları yaptık. Şu anda baskın eli seçin diyor. Sol el, sağ el diyelim. İlk defa böyle bir uyarıyla karşılaşıyorum ben bu arada. İleri dedik. Next Vision diye bir teknolojiden bahsediyor. Multimedya oyun, fotoğraf, video, görsel deneyimimizi geliştirmeye yardımcı olması için ekran görüntümüzü daha parlak, daha zengin ve daha net hale getiren Next Vision'ı kullanın diyor. Geliştirmemiz için tavsiye edin diyor. Tamam yapalım. Yap diyelim bakalım ne olacak. SDR, HDR buna da okey diyelim bakalım ne olacak.
Devam ediyoruz. Canlı diyelim. Tamam. Adaptif donanımı da tamam açık olsun. Ekran çekmeceleri buradan ayarlıyoruz. Ha, güzel. Bunları sorması güzel olmuş. Şimdi şu halde kalalım. Kurulum tamamlandı diyor. Bunu da tamam dediğimiz zaman evet. İzin verdik. İzin verdik. Bir başlatıcı var anladığım kadarıyla. Ona izin vermemiz gerekiyor. Evet. Şu an telefon açıldı. Şimdi bunu bir kenara koyalım biz. Diğer kutu içeriklerine bir göz atmamız gerekiyor. Zaten bu bir kutu içeriği videosu olduğu için. Şunu da çıkartalım. Bir sim kart iğnemiz mevcut. Şöyle görüyoruz hemen ekranda. Bir de kutu var. Burada muhtemelen kılıf var diye tahmin ediyorum. Evet. Çin markalarında oluyor bunlar. Kullanım kılavuzu vesaire filan da var. Gayet güzel bir şekilde kılıfımız var. Çok yumuşak değil. Biraz sert bir kılıf ama şeffaf olması güzel. Evet, küçük bir ses de çıktı telefonumuzdan. Kılıfın çıkması güzel. Ben seviyorum kılıf çıkan telefonları. Çünkü kılıf aramakla uğraşmıyorsunuz. En azından standart da olsa bence her üretici koymalı diye düşünüyorum. Ya bu benim kişisel fikrim. Şuraya bakalım. Bir kablomuz mevcut. Type-C kablomuz kutudan çıkıyor. Bilgisayar ve şarj için kullanabileceğimiz, bilgisayar bağlantısı ve şarj için. Bir de adaptörümüz var. Oldukça şirin. Böyle işimizi görecek kadar güzel, küçük, çok büyük değil bir USB adaptörümüz mevcut. Şöyle göstermiş olalım. Bakalım Xiaomi gibi kulaklık falan çıkmıyor galiba anladığım kadarıyla. Şöyle kutuyu da iyice bir inceleyeyim, sonra gözden kaçabiliyor. Yok. Xiaomi'de olduğu gibi bu modelde de kulaklık çıkmıyor. Bu arada telefonun biz bağlantılarını gösterelim isterseniz. Şöyle çevireyim. Type-C bağlantımız burada. Hoparlör ve ses çıkışlarımızı yan, hem sağda hem solda konumlandırılmış. Kulaklık çıkışı var 3,5 mm. 3,5 mm kulaklık çıkışı da üst tarafta konumlandırılmış. Yan tarafa geçecek olursak, yan tarafta neyimiz var? Açma kapama tuşu ve ses açma kapama tuşları mevcut. Diğer yan tarafta ise bir tuş daha var bu arada. Evet, bu ne işe yarıyor bir bakalım. Şöyle yaptık. Evet, şimdi akıllı anahtar diye bir şey varmış bunu. Evet, şu an ben de ilk kez görüyorum. Akıllı anahtara hoş geldiniz. Telefonunuzu daha rahat biçimde kullanmak için birçok harika özelliği kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burayı fonksiyonel bir tuş bu. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir kez bastığınızda Google Asistan'ı başlatıyor. Burada şu an yazdığı da o. İki kere bastığında bir şey yapma diyor. Bunu herhalde siz atayabiliyorsunuz. Evet. Mesela buraya bir şey atayabiliyorsunuz. Bir uygulama aç, bir özellik aç. Hiçbir şey yapma diyebiliyorsunuz. Güzel olmuş bu. Bunun dışında uzun bastığında da hiçbir şey yapmayı ayarlı. Bunları siz ayarlayabiliyorsunuz. Evet, sol tarafta bir tuş daha var. Onu siz bir şeyler atayabiliyorsunuz. Böyle kişiselleştirebilmesi bence hoş olmuş. Bir de sim kart yuvamız var yan tarafta. Onu da söylemiş olalım. Her zaman yaptığımız gibi bir şöyle ana menüyü bir göstereyim isterseniz. Ana menümüz bu şekilde. Böyle değişik bir tasarımla beraber geliyor. Kameraya bakalım. Kameranın konuma izin versin mi? Evet, verelim. Kameramız açıldı. Çok da değişik bir kamera mevzusu. İlk defa bir TSL telefon kullanıyorum. Bunu söylemiş olayım. Şuna bastık, ne oldu? Ha, düşük ışıkta video. Ultra geniş düşük ışık video. Ha, aynı anda mı yapıyor acaba? İlginç. Mesela burada seçiyorsunuz ve şu anda düşük ışık modunda aktif olduğunu gösteriyor bize. Bir daha bakalım. Geniş açımız var. Kapatalım. Bir de zoom'umuz da var. Tabi 10x bu optik zoom değil muhtemelen. Evet, olamaz zaten. 2x burada var. Bir de 1x'imiz var. Oldukça değişik video modumuz var. Portre modu var. Süper gece modumuz var. Ve pro modumuz var. Ön kameraya geçelim isterseniz. Şöyle bir buradan bir normal moda geçelim evvela. Ön kameraya geçtik. Gördüğünüz şurada bir böyle bir şeyler oldu. Bakın tekrar göstereyim. Ön kameraya geçiyoruz şu anda. Evet, ön kameraya geçtik. Şu anda beni görüyorsunuz. Burada da muhtemelen her mod aktif değil diye tahmin ediyorum. Evet, mesela süper geceye geçince otomatik olarak arka kameraya geçiyor. Video modumuz da yine önde de mevcut. Şu anda görüyorsunuz beni. Otomatik modumuz var ve diğer seçenekler içinde ağır çekim, hızlandırılmış ışık takibi, panorama ve
yüksek piksel diye bir mod var. Anladığım kadarıyla çözünürlüğü arttırmış oluyor bu şekilde. Evet, TCL Plex'in genel özellikleri bu şekilde. Az önce anlattım zaten ne gibi fonksiyonların olduğunu. 3400 lira birazcık yüksek bir fiyat ama telefon fiyatları çok yükseldi biliyorsunuz ülkemizde. Ama bu paralara şunu da alabilirsiniz, bunu da alabilirsiniz. Evet, öyle bir opsiyonumuz da mevcut. Detaylı bir inceleme gelecek. Teknoloji Okulu YouTube kanalına abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.